efendim abi. Burası şehir merkezine giden bir yol. Yani 98 yıllık bir ilçenin durumu bu halde işte, işler acısı. Köpekler de çekiyorum. Barınaksız. Bardağ'ın doğumluyum. İstanbul Esenyurt'ta ikamet ettim uzun yıllar boyunca. Lise mezunuyum. İş insanıyım. Otomotiv sektöründe çalışma yürütüyorum. Gençlikten bu yana partimde aktif çalışmalar içerisindeyim. Yani Göle'de şöyle bir açıkçası 20 yıldır iktidarın yönettiği bir ilçeden bahsediyoruz. Derin tarihi olan bir ilçe. İlçede hiçbir şekilde bir hizmet yapılmamış. Kış ayları uzun geçen bir alan. İnsanlar da yollarda büyük problemler yaşanıyor. Sokakları hep beraber gezdik, gördük. Hiçbir şekilde bir temizleme, bir belediye hizmetlerinde bulunulmuyor. İçme suyu problemi var. Sonra sağ tarafımızda çöp alanı var. Yani ilçenin çöpleri gelip buraya atılıyor ve burada yakılıyor. Bu da ilçeye de aynı şekilde bir hava teneffüsü açısından da büyük bir sorun teşkil ediyor. Biz burada geri dönüşüm durumu hayata geçireceğiz. Bir de ilçemizde biliyorsunuz bu doğada bizler bir tek yaşamıyoruz. Hayvanlar soğukta donarak ölüyorlar. Hiçbir şekilde hayvanların yaşam alanları yok. Ve çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşılan bir yer. Hayvan alanlarımız var. Kapalı hayvan alanı var. Lakin burada ısınma, barınma, istirahat etme gibi durumlar yok. Çok zorluk çekiyor insanlar. Gölenin ve Hoçvan'ın insanları buraya hayvanlarını satış için, ticaret amaçlı buraya geliyorlar. Alan küçük, alan çok küçük gerçekten de insanlar bu konuda çok zorluk yaşıyor ve hiçbir şekilde temizlenmiyor. Tamamen diz boyuna kadar balçıklar oluşuyor. Bu konuda büyük rahatsızlıklar var. İnsanların sürekli bunu şikayet olarak dile getirdiği bir durum var. Bizde hizmet eden bir hastane, devlet hastanemiz var. İnsanların buraya ulaşım sorunu yaşıyorlar. Ulaşımda sıkıntı var. Yine aynı şekilde terminal alanı var. Buraya da ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Terminal alanına bir de insanlar memleketlerine gelip gittiklerinde terminal alanında servis olmadığı için şehir merkezinde esnafların da ticaretine engel bir durum var. Bunları da bir an önce hayata geçireceğiz ve bu sorunu çözeceğiz. Bir de şehir merkezimizde çoğu mahallelerimizde halen asfalt yapılmamış. Çamur içerisinde insanlar yürümekte, evlerine gitmekte, işlerine gitmekte büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu sorunu bir an önce birçok alanda parke ve asfaltlanma çalışmalarımızı yürüteceğiz. Altyapı sorunu var. Kar ve su, yağmur yağdığında suların şehir merkezinde bir havuz alanı gibi oluşturması halk içerisinde büyük bir problem yaşatıyor. Sonuçta araçların geçmesiyle yayaların da aynı şekilde o sudan nasibini alıyor diyelim. Bir de şöyle bir durum var. Şehrimizde sanayi yok. Yani bir otomotiv sanayisi yok. Göçe neden olan işsizlik sorunları var. Bunlara çözüm arayacağız. Sanayi sitemizi kuracağız, hayata geçireceğiz. Bunun için ilgili olan, ilgilenen birçok esnafımız var. Bir de şehir içerisinde hem sanayi olmadığından kaynaklı işte demircisinden, marangozcusundan ufak çaplı ototamircisi şehir merkezi içerisinde çok kalabalık bir şekilde tutuyor. Buna kısa zamanda çözüm olacağız. Gençlerimiz için belediye spor komplekslerini hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde yüzme havuzu, kültür ve sanat alanlarını hep beraber inşa edeceğiz. Futboldan voleybola, tenise kadar, resim kurslarına kadar inşalarımız olacağız. Belediyemizin aynı şekilde nikah salonunu hayata geçireceğiz. Bir de yapılan yeni bir belediye inşa binası var. Engelli alanı yok. Engellilerin çıkabilmesi için bir alan oluşturmamışlar. Otopark sorunu var. Yeni yapılar yapılıyor. Bölgemizin 3-4 kat nizami bir kat olması gerekirken 5-6 katlara kadar çıkılıyor. Bahçe nizamlı olmaması, yapışık nizamlı olması kenti daha da boğacak. İmar sorunu var. Yani biliyorsunuz AKP sisteminin aslında kentsel dönüşümü tamamen ransal dönüşümü yaptığını Türkiye'nin her tarafında ve Kürdistan'ın her tarafında bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Biz şunu söylüyoruz, yani insanlar kapılarının önüne çıkarken otoparklarının ve bahçelerinin olması gereklidir. Yoksa bunlar huzursuzluklara neden oluyor, sorunlara neden oluyor. Bir de bölgede ekmek sorunu var. Yani bir belediyenin halk ekmeği yok. Bu da halk bir ekmek 10 lira.
3-4 fırıncının birleşmesiyle, ortak bir çalışmayla ekmek çıkarılıyor. Ekmek pek bizler de gördüğümüz kadarıyla sağlıklı bir üretim yok. Bizler bu sorunu da geldiğimizden andan itibaren bunun sorununu çözüme kavuşturacağız. Yani zaten iktidar kendisi de şunu söyledi geçenlerde, yani dedi ki eğer bizden taraf oy kullanmazsanız hizmet vermeyiz. Ama sizden 20 yıldır olan yerde de bir hizmet yok yani. Tamamen bu aile şirketi. Aile şirketini de aslında aşmış bir durum var. Türkiye'de sadece aile değil. Ailenin ve yanındakileriyle beraber artık bir holdingleşmiş bir durum var açıkçası. Şimdi halkımız öncelikle DEM Parti'nin yıllarca yönettiği belediyelerine bir baksınlar. Yani rant mı var, halka hizmet mi var? Tamamen halkıyla beraber olan, halka hizmet olan bir siyasi partinin bizler de buradaki birer temsilcileriz. Ve gençiz, dinamiyiz. Ve şunu söylüyoruz, halkımız tamamen yönetimin içerisinde olacaktır meclisleriyle beraber. Biz halkın temel sorunları neyse halkla beraber bunu yürüteceğiz. Ve şunu söylemek istiyoruz. Rant, kendine dönük siyaset, kendi çıkarlarına, menfaatlerine dönük bir alan oluşturmak bizim siyasetimizde kesinlikle yoktur. Halkın soruları açık bir şekilde ortadadır ve iddialıyız. İktidarın 20 yılda yapamadığını, biz 5 yılda bu kenti kendine yakışır bir alana dönüştüreceğiz ve halk da bir bütün hem bu yerel yönetimlerin içerisinde olacaktır. Kendi sorunlarını bilecektir. Gelir kaynaklarını, gider kaynaklarını şeffaf bir şekilde görecektir. Buradan halkımıza söylemek istediğimiz şey, bizimle beraber olun. Hep beraber kentimizi, kendimizi beraber yönetelim. Beraber güzelleştirelim. Beraber dönüştürelim.